Evet, teşekkür ederim. Şimdi bazı başka sadece sığınmacılar meselesi değil aslında, bazı başka maddeler de var e, protokolde. Mesela yolsuzluklarla etkin mücadele, 21 yıllık dönemin hukuki uygunluk açısından, muhasebesinden mi bahsediyorsunuz e, burada? Yani aslında e, bir e, evet. devri sabık yaratmaktan mı bahsediyorsunuz? Hayır. E, devri sabık yaratmak politik bir projedir. E, burada bir hukuki süreçten bahsediliyor. Nasıl Türkiye şey? dünyanın en büyük yolsuzluklarının gerçekleştiği ülkelerin başında geliyor. Ve bu yolsuzlukların Türk halkının çalınan paralarının e, Türk halkına iadesinden bahsediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na göre 400 18 milyar dolar, bizdeki kaynaklara göre 500 milyar dolardan daha fazla çalınan paradan bahsediyor Burada kastedilen para vergisi ödenmiş, namuslu şekilde kazanılmış, yurt içine veya yurt dışında değişik yerlere yatırılmış bankaya gayrimenkule para değil, hayır. Bahsettiğimiz para vergisi ödenmemiş, Türk halkının alın terinden çalınmış, rüşvet şeklinde çalınmış, soygun şeklinde çalınmış paralar. Evet. Burada Sayıştay'a çok büyük bir görev düşüyor. Burada Merkez Bankası'na çok büyük bir görev düşüyor. Masaa çok büyük bir görev düşüyor. Mecliste kurulacak soruşturma komisyonlarına büyük bir rol düşüyor. Ama e, bu aşamada Mecliste ne kadar bunun ilerleyebileceği şüpheli fakat yine de e, önemli adımların bu konuda atılması gerekiyor, atacağız diye düşünüyorum. Evet. Peki e, Sayın Özdağ aynı zamanda e, devletin tüm birimlerinde sadakat değil liyakat esas alınacaktır. Protokole giren maddelerden biri bu. Ya burada aslında e, sizin rolünüzü merak ediyorum. Mesela diyelim ki iktidar kazanıldı 29'u sabahı Cumhurbaşkanı e, Kılıçdaroğlu oldu ve ondan sonra sistem değişmeye başladı. Zaten hani onların da liyakat esas alınacaktır gibi sözleri var. Ama siz burada mesela denetleyici bir pozisyonda mı olacaksınız? E, bunu protokole neden koydurdunuz? Efendim. Bunu protokole neden koydurdunuz? Çünkü hani zaten evet. e, denetleyici mi olacaksınız? Yani sizin rolünüz ne olacak burada? E, hayır bizim e, denetlememiz diye bir şey söz konusu değil tabi e, anayasa da bize böyle bir görev vermiyor yasalar da bize böyle bir görev vermiyor biz bir siyasi partiyiz e, tabi zor bir soru sordunuz e, o madde biraz daha farklı bir maddeydi e, Kemal Bey ve ben el sıkıştık diyelim o madde konusunda Devlette liyakatin hakim olması doğrultusunda. İçiniz rahat olsun, ee, Kemal Bey'in ortaklarının da içi rahat olsun. Ee, dürüst yurttaşımızın, dürüst gencimizin herhangi bir iltisakı olmayan, sadece cumhuriyet yurttaşı bilgili ve akıllı olmanın bundan sonra yeteceği bir bürokratik yapıdan bahsediyoruz. Evet. Bakın sadece cumhuriyetin yurttaşı sadece sadakati anayasaya olan sadece bilgili ve bilgisinin karşılığını alacak bir sistem oluşturmamız gerekiyor. Ve bu konuda da mutabık kaldık. Evet ben sizin aslında hangi maddeyle oraya gittiğinizi daha çok merak ettim. Burada Kemal Bey'le burada mutabık kaldık diyorsunuz ama ne değişti çok merak ettim. Belki bu merakımı bir kez daha sorarsam, ısrarcı olursam söylersiniz. Yani iş başvurusunda yapılacak, devletin değişik kurumlarına başvuru yapacak Gençlerimiz içleri rahat olacaklar, bir dayı aramayacaklar, bir dayıya ihtiyaçları olmayacak. Onların dayısı sahip oldukları bilgi olacak. Bakın ben. Tamam da bunu siz nereden bileceksiniz efendim? Onu merak Güzel ediyorum. Olsun. Yani e, bunu siz nereden bileceksiniz böyle yapıldığını? Böyle yapıldığını şuradan bileceğiz. Bir defa mülakat olmayacak, iki bilgi olacak, bilgi yazılı olacak ve böylece insanların hakları yenmeyecek. Hak hak yenmesi çok kötü bir şey.